Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bugün de sizlerle şöyle Beşiktaş'ımızın transfer gündemine bakalım. Beşiktaş'ımız Tileboard ve Azubuke transferinde mutlu sona ulaştı. İki futbolcu da bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak arkadaşlar. Hadi inşallah diyelim. Umarım bu haber doğrudur ve transferler haftaya gerçekleşir. Çünkü kamp dönemi yaklaştı. Bu iki futbolcuya da acil ihtiyacımız var arkadaşlar. İkinci transfer haberimize geçelim arkadaşlar. Eski futbolcumuz Kagawa ile alakalı. Dortmund Kagawa'ya yeni sezon kamp çalışmalarına dahil etmedi. Dortmund yönetimi Japon oyuncuya kendisine kulüp bulmasını bildirdi. Haber Kikar'ın haberi arkadaşlar. Almanya Kikar gazetesinin haberi. Arkadaşlar biliyorsunuz Kagava İspanya'dan teklif bekliyor. Eğer İspanya'dan bir teklif gelmezse Beşiktaş'a sözü var. Ve umarım Beşiktaş'ta yeni sezonda Kagawa'yı yeniden görürüz. Ben Kagawa'nın tekrardan Beşiktaş'ta oynamasını çok istiyorum. Bakalım neler olacak. Gaga'yla alakalı ve bir diğer transfer haberimize geçelim arkadaşlar. Beşiktaş Hamburg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lewis Hortmay ile ilgileniyor. Lewis geçen sezon Hamburg'da 31 maça çıktı, 5 gol attı, 6 da asist yaptığı güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro arkadaşlar. Lewis şu anda boşta, sözleşmesi bitti ve bu transferle alakalı Beşiktaş yönetimi bir teklif yapacak Lewis'e. Bakalım önümüzdeki hafta ile alakalı daha net bilgiler elimizde olacak. 4 transfer haberimize geçelim. Beşiktaş Umut Meraş'ın transferiyle ilgili Bursa Spor yönetimiyle 7 milyon liraya el sıkıştı arkadaşlar. Biliyorsunuz Bursa Spor'un başkanlık seçiminden dolayı bu transfer gecikmişti. Muhtemelen önümüzdeki hafta bu transfer resmiyet kazanacaktır. Bu haberde yeni şafağın haberi arkadaşlar. Ve 5. transfer haberimize geçelim. Dün de bu transfer haberini vermiştik. Ama bu transferle alakalı bugün bir gelişme oldu. Kenan Karaman'dan olumsuz yanıt arkadaşlar. Beşiktaş'ımızın transfer gündeminde olan Kenan takımdan ayrı, ayrılsa bile önceliği Almanya'da kalmak olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Böylelikle bu transferde rafa kalktı arkadaşlar. Bunu diyebilirim Kenan Karaman'la alakalı. Ve son haberimize geçelim arkadaşlar. Bu bir transfer haberi değil. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Umut Güner istifa etti arkadaşlar. Umut Güner de istifasını verdi. Bilmiyorum Beşiktaş'ta bu aralar gerçekten çok kötü bir kazan kaynaması var. Bakalım neler olacak. Umarım daha fazla istifalar gelmez. Arkadaşlar bir günlükte bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.